Sevgili arkadaşlar, iyi geceler diliyorum. Evet, BIOB dolar analiziyle birlikteyiz şu anda. Birkaç saat önce dolar TL ile ilgili olarak ayrıntılı bir analiz aktardım. Ve bu analizimde özellikle makro veriler konusunda piyasanın takip ettiği veya piyasanın gündeminde mevcut bulunan haber akışıyla ilgili olarak çeşitli hususlara değindim. Çok kısa bir özetle arkadaşlar, bu akşam Standard & Poor's tarafından Türkiye'ye verilecek olan not kararı açıklanacak. Bu notla ilgili olarak beklentim notumuzda herhangi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ne artış ne indirim yönünde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak ülke görünümümüzün durağandan pozitife çevrilmesi yönünde hakim bir beklenti bulunuyor. Benim de katıldığım görüş. Tabii ki herhangi bir değişiklik olmasını ben de beklemiyorum. Ancak not görünümümüzde bir değişiklik olabilir. Bu beklenti belki dolar-TL üzerinde veya viyop dolar kontratları üzerinde iyimser bir tavır kısa süreliğine sınırlı bir şekilde oluşturabilir. Ama çok kalıcı bir nitelik taşıyabileceğini zannetmiyorum. Zira gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında son 2 gündür değer kaybettiğini ve doların ise genel olarak yurt dışı piyasalarda, küresel piyasalarda değerlenme eğilimi içerisinde olduğunu görmekteyiz. Anlık veriler itibariyle şu anda saatlerimiz 1.37-1.38 sularını göstermekte. Anlık veriler itibariyle Japon yeni karşısında doların bir miktar değer kaybettiğini görüyoruz. 111'ler seviyesine ulaşmıştı ancak şu anda hafif bir geri çekilme hakim. Diğer taraftan dolar-TL'nin ise bu dolar endeksindeki 97'ler seviyesine ulaştıktan sonra son saatlerdeki bir miktar geri çekilmenin de etkisiyle dolar-TL'nin de 5.30 üzerindeki seyrinden 5.28'ler civarına doğru şu an itibariyle geri çekilmiş bir konum ile hareket ettiğine tanık olmaktayız. Sevgili arkadaşlar, dün gece aktarmış olduğum BIOB yorumumda özellikle değinmiş olduğum bir iki husus vardı. Bu hususlardan birincisi, çok affedersiniz, bu konuya girmeden önce önemli bir hususu daha belirtmem gerekiyor. Bir önceki dolar-TL genel analizimde vurgulamıştım. Dün çok önemli bir gelişme oldu arkadaşlar. Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar vardı. Beklenti anketinin sonuçları olarak yıl sonu dolar-TL beklentisinin 5.98'e revize edildiğini, daha önce 6.18 olan bu beklenti, bu tahminin 5.98'e revize edildiğini, enflasyondaki iyileşme beklentilerinin devam ettiğini, sıkı duruşlarının devam edeceğini ifade etti. Ama çok önemli bir hususa da yer verdi. Piyasadaki finansal istikrarı sağlayabilmek adına likidite sağlanabileceğini, likidite adımlarının atılabileceğini belirtti. Bu konu benim açımdan ve piyasa açısından çok önemli bir husus olarak algılanmalı. Piyasada gerçi bunun çok ciddi bir yansımasını göremedim şu ana kadar ama değerli arkadaşlar, eğer Merkez Bankası piyasaya likidite sağlayabilmek adına piyasadan ihtiyacı da bulunduğu için dolar almaya kalkarsa, böyle bir strateji uygularsa doğal olarak piyasadan dolar alması demek piyasaya TL sürmesi anlamına gelecektir. Bu şekilde TL'de bir bolluk yaratmak, bir rahatlık yaratmayı düşünebilir ama piyasadan dolar talep edeceği için herhangi bir şeye ekonominin genel kuralı olarak, iktisadın da genel kuralı olarak arz talep dengesi babından talep varsa, ilgi varsa onun fiyatında yükseliş olur. Dolayısıyla arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bu stratejiyi uygulayıp uygulamadığını çok yakından izlemekte yarar görmekteyim. Merkez Bankası eğer piyasadan dolar almaya başlarsa, kaldı ki hane halkının büyük bir hızla dolarize olduğunu ve bu en son açıklanan veriler itibariyle de 18. haftayı da bir önceki haftaya oranda dolar tevdiatlarını artırarak geçirdiği dikkate alınırsa, bir şekilde piyasadan dolar toplama eğilimine girişebileceği beklentisi zannediyorum ki önemsenmesi gereken bir husus. Evet sevgili arkadaşlar, bu detaya da izah açıkladıktan sonra dolar viyop kontratları itibariyle arkadaşlar dün gece aktarmış olduğum yorumumda 5.29-26 seviyesinin çok önemli bir pivot seviyesi olduğunu ve bu pivot seviyesinin üzerinde kalındıkça öncelikle 5.31'e ardından 5.32'ye ve bu seviyelerin aşılması, bu seviyelerde bir direnç etkisi görülmemesi durumunda
Bu seviyelerin bir destek konumuna gelmesi durumunda ise 5.33.50'lere doğru bir hareketliliğin olabileceğini ifade etmiştim. Zira dünkü yorumumuzun ana temel noktasında S-400 füzeleriyle ilgili olan bir gerginlik söz konusuydu. Bu gerginliğin de piyasalarda etkili olabileceğini ifade etmiştim. Şayet 5.33.48 seviyesinin üzerine çıkılacak olur ise bu durumda haftalık pivot direncimiz olan 5.37'lere doğru hareketin hızlanma ihtimalinden bahsetmiştim. Ama çok önemli olan bir husus vardı ki 5.35 direncinin üzerinde de özellikle ve özellikle durmaya gayret ettim. Arkadaşlar dün gece özellikle 5.35 direncinin çok önemsenmesi gerektiğini, bu direnç seviyesine yaklaşımlarda çok temkinli olunması gerektiğini, hatta ve hatta gerekirse bu direnç bölgesine yakınlaşmalarda belki pozisyon kapatıp long pozisyonda olanlar için söylüyorum tabii ki. Belki pozisyon kapatıp bu direncin aşılması durumunda bir destek olduğunun gözlenmesi ardından yeniden pozisyon açmayı denemenin biraz daha temkinli ve tedbirli bir yöntem olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştum. Nitekim değerli arkadaşlar bugün 5.35-65 seviyesine kadar ulaştık. Bu direncin etkisini gördük ve buradan bir satış dalgasının oluştuğunu veya bir geri çekilmenin oluştuğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar 5.35 seviyesi bu gördüğünüz çizimde de çok net anlaşılabildiği gibi çok çok kısa vadeli bir bakış açısıyla baktığımız zaman da yani şuradaki 5.50'ye yaklaşan noktada 5.43.82 ile en son görülen dip nokta olarak 5.23.41 seviyesi arasındaki bölgeleri referans kabul etmek kaydıyla bir çizim yaptığımız zaman da yine şu bölgede arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşil barımızın %61.8'e denk gelen 5.36.02 seviyesinde bir direnç konumunun olduğunu görüyoruz. Ve bu kısa vadeli grafiğimiz itibariyle ise arkadaşlar şu anda 5.33.62'yi göstermekte ve son kapanışımız 5.33.87 ile bu kısa vadeli tablonun üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Fibonacci direncinin üzerinde bir kapanış gerçekleşmiş. Sevgili arkadaşlar, şu anki tablo itibariyle dolar TL'nin 5.28.50'ler civarında hareket ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla son birkaç saat öncesi itibariyle özellikle küresel etkenler yani dolar endeksindeki hafif bir geri çekilme ve Japon yenindeki hafif bir değerlenmeye bağlı olarak bir ufak bir kayıp yaşadığını gördük. Tabii sabaha kadar gelişmelerin ne olacağını bilmiyoruz. Ancak görünen tablo şu ki şu an itibariyle arkadaşlar 5.35 seviyesini test ettik ama kapanışımız 5.33.87'ler 5.34 civarında gerçekleşti. Eğer dolar TL'deki tablo yani USD TR'ye kuru anlamında söylüyorum, serbest piyasa anlamında veya uluslararası piyasa anlamında söylüyorum, 5.28-5.29'lar civarında bir konum ile güne başlayacak olursak, viyop piyasalar açılacak olursa hafif bir geri çekilme eğilimi gözlenebilir. 5.33-29 seviyesi arkadaşlar bugün için takip etmemiz gereken önemli bir pivot seviyesi konumunda. Şu an için 5.33-87 kapanışımız bu pivot seviyesinin üzerinde gerçekleşmiş görünmekte ama maalesef biliyorsunuz Türkiye'de viyop işlem saatleri sınırlı. Piyasalar kapanıyor ama ardından uluslararası piyasalarda, forex piyasalarında işlemler devam etmekte. Viyop işlemlerinin en büyük handikapı da bu olduğunu biliyoruz. 5.33.29 aşağısında bir açılış söz konusu olur ise veya bu seviyenin altına gelinecek gibi bir tablo söz konusu olur ise ilk takip etmemiz gereken destek arkadaşlar 5.30.92 seviyesi. 5.30.92 seviyesine yaklaşımlardan bir tepki oluşuyor mu? Şu bölgeye yaklaşım yani pivot seviyesine doğru bir hareketlilik oluyor mu olmuyor mu bunu yakından takip etmek gerekiyor. Şayet 5.30-5.32 seviyesi veya kısaca 5.31 diyelim biz buna 5.31 seviyesi kırılacak olur ise bu seviye bir direnç konumu haline getirilecek olur ise bu durumda 5.27-40 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimalinin oluştuğundan bahsedebiliriz. Arkadaşlar özellikle bir kez daha vurgulamak istiyorum. 5.27.40 seviyesine kadar ifadem illaki ve illaki bu seviyeye kadar bir geri çekilme olacaktır anlamı asla çıkmamalı. Yani 5.31'in altında kalındığı takdirde bu seviye üzerine çıkılamadığı takdirde buralara kadar bu 5.27.40 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali doğmuştur şeklinde algılanması ve buna göre daha dikkatli, daha temkinli olunması manasına gelmekte. Ancak arkadaşlar 5.27.40 öncesinde
Haftalık pivot seviyemiz olan, grafiğimi haftalık konuma getiriyorum. Haftalık pivot seviyemiz olan 5.28.95 bulunmakta. Biz buna 5.29 diyelim kısaca. 5.29 seviyesi de önemli bir destek özelliğindedir. Pozisyonlarınızdaki vade anlayışınıza göre long pozisyonda iseniz 5.29 seviyesini de stop loss olarak değerlendirebilirsiniz. Daha ileri bir bakış açısıyla daha geniş bir vade için almış iseniz 5.27.40 seviyesini de dikkate alabilirsiniz. Short pozisyon taşıyan arkadaşlarımız veya short pozisyona inanan, bu şekilde piyasanın gelişeceğini düşünen arkadaşlarımız için ise 5.28.95'in aşağı yönlü kırılması durumunda geri çekilmenin, öncelikle az önce sizlere günlük grafikten göstermiş olduğum 5.27.40'lara buranın da bir destek konumu olarak görevini ifa edememesi durumunda 5.25'lere kadar bir geri çekilme olasılığını dikkate alabilirler. Sevgili arkadaşlar, Viyop konusuyla ilgili olarak tekrar günlük grafiğime dönüyorum. 5.35 seviyesinin önemli bir direnç konumunda olduğunu ve şu an içinde bu dirence yakın olduğumuzu görmekteyiz. Eğer ki bu direnç aşılacak olur ise %38.2'ye denk gelen 5.42 seviyesine doğru hareketliliğin devam etme olasılığı mevcuttur. Ve yine pivot verilerimize baktığımız zaman 5.33.29 seviyesi üzerinde kalındıkça 5.37 seviyesi, yani arkadaşlar 5.42'ye doğru bir yönelim olabilir belki ama 5.42 öncesinde 5.36.80 ve 5.39.18 ve yine burada görüyorsunuz son pivot verimiz olarak 5.42.71 seviyesinin direnç konumunda olduğunu görmekteyiz. Bu dirençlere dikkat edilmesinde büyük yarar görmekteyim. Long pozisyon taşıyanlar için bu dirençler bir geri dönüş ihtimalinin olabileceği noktalardır. Short pozisyon taşıyanlar ise bu dirençlerin aşılması durumunda bir sonraki dirence doğru hareketliliğin devam edebileceği ihtimalini dikkate alarak pozisyonlarını gözden geçirebilirler. Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın işlemlerine dönecek olur isek, bir önceki analizde belirttim ama tekrardan anlatmak istiyorum. Merkez Bankası arkadaşlar Şubat vade itibariyle 7673 kontrat short pozisyon açmış durumda. Son günlerde Merkez Bankası'nın Şubat vadede bir pozisyon girişiminde bulunmadığını görmekteydik ama 5.30'un üzerine çıkılmasıyla birlikte Şubat vade içinde Merkez Bankası pozisyon açma ihtiyacını hissetmiş görünüyor. Mart vadeye geldiğimiz zaman değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın 9.130 kontrat pozisyon açtığını görüyoruz. Nisan vadede ise hatırladığım kadarıyla 1.000 kontrat civarında bir pozisyon açtığını hatırlıyorum. Evet, Nisan vade itibariyle de 1.000 kontrat civarında Merkez Bankası'nın short pozisyon açtığını görmüş bulunmaktayız. Sevgili arkadaşlar, Viyop USD konusunda anlatacaklarım bunlardan ibaret. Yarın, daha doğrusu bu gece özellikle Standard & Poor's'tan gelecek olan notumuzun büyük bir önem taşıdığını, gün içerisindeki fiyat hareketlerini izlerken ve dikkat ederken bu yönde gelecek olan notumuzla ilgili çeşitli beklentiler veya haber akışını da yakından izleyip takip etmekte yarar bulunmakta. Özellikle bu Standard & Poor's'un açıklaması genellikle piyasalar kapandıktan sonra olmakta. Piyasalar kapandıktan sonra çok büyük bir oynantık olsa dahi Viyop piyasalarını etkilemeyecek ama pazartesi gününün açılışını etkileyebilir. Bu hususta akıllarınızda olmalı. Bu açıdan temkinli olmakta yarar olduğu kanaatindeyim. Zira bu tür kararlar sonrasında önemli dalgalanmalar yaşanabiliyor. Efendim, Viyop konusunda söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. @HalukCanberk Twitter adresimden gün içerisinde de 120 dakika ve 240 dakika gibi periyotları dikkate almak kaydıyla destek ve direnç noktalarını aktarmaya çalışıyorum. Gün içerisindeki bu rakamları önemsiyorsanız eğer Twitter adresimi takip edebilirsiniz ve aktarılan yorum ve analizlerden de anlık haberdar olmayı arz ediyorsanız kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Efendim, iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalınız, iyi bir gün geçirmeniz ve doğru bir yönde olabilmeniz temennilerimden.